Tanrı'nın eşinin olmadığını söyledi. Eğer geleneksel de olsanız, çağdaş dünyanın gereklerine eğer ayak uyduramazsanız yok olursunuz. Haksız mıyım sana? Çok doğru. Mutlaka çağdaş yaşamın, günümüz koşullarının gereklerine uyum sağlayabilmeniz lazım. Kendinizi rehabilite edebilmeniz lazım. Bunu sağlarsanız başarılı olursunuz. Ve bu sporu bütün dünyada tanınır hale getirirsiniz. Ben dedim ki sporcularımıza, hatta çalıştaydı onu söyledim. En önemli şey nedir ekonomidir? Ekonomi olmadan hiçbir şey gelişmez. Ekonominin gelişmesi için de yapılabilecek en önemli, en radikal çözüm bir kere şeydir. İzlenilirliğin ölçülebilir halde ortaya konmasıdır. Doğru mu? Biz şu anda iddia ediyoruz ve herkes bunu biliyor. Bütün herkes bilmesine rağmen uygulayamıyor. Türkiye'de en çok tartışmasız izlenilen spor dalı futbol. Tabii tartışmasız. Ama güreşin de reytingi her zaman çok yüksektir. Ama yağlı güreş. Ben iddia ediyorum, futboldan sonra toplam izlenme dakikasını dikkate alırsak eğer, belki diyorum bak şey bizi zorlayabilir. Basketbol. Euroleague basketbol zorlayabilir. Zorlayabilir. Evet. Erkek basketbol. Bayan basketboldan bahsettim. Tabii. Erkek basketbol, Euroleague bayanla da voleybol zorlar. Bayanla da voleybol zorlar. Bak ben gerçekçi bir insanım. Ben doğruların dışında bir şey de söylemem. Diyorum ki Euroleague'in izlenme katsayısı oldukça yüksek. Bizi geçer mi? Bakın zorlayabilir diyorum. Bak geçer diyeyim demiyorum. Yalı güreş izleyicisinin sevdasını anlatmak anlamında söylüyorum. Bizler son derece kötü koşullar altında maç izleyen seyircilerimizin sabahın 9'undan gelip akşamın 8'ine kadar bakın. Kalkarsanız yerinizden bir daha yerinize oturamayacağınızı bildiğiniz için insanlar su içmez.